Herkese merhabalar. Yeni bir video ile Katar'dan yine karşınızdayım. Bu zamana kadar çekmiş olduğum videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu konuda çok güzel yorumlar alıyorum. Yapmış olduğunuz bu yorumlarda beni bir sonraki videoyu çekmeye ciddi anlamda teşvik ediyor. Herkese güzel yorumlarından, olumlu olumsuz eleştirinden dolayı çok teşekkür ediyorum ki ben de yapmış olduğum işi daha dikkat ederek sizden gelen yorumlarla daha da iyi yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz daha öncesinde burada Katar'da yaşamı çektim. Size soru cevap şeklinde buradaki iş olanaklarıyla alakalı çekimler gerçekleştirdim ve bilgiler vermeye çalıştım dilim döndüğünce. Fakat bu videoyu da size burada geçirmiş olduğum 3 sene boyunca karşılaşmış olduğum ve Türkiye'de alışıp buraya geldikten sonra farklı gelen konuları sizlere göstermek için çekmeye karar verdim. 3 yıl içerisinde burada yaşadığım deneyimlerde ne tür bana farklı gelen durumlar söz konusu. Ben bunları derledim, topladım. Yan tarafta hemen burada size hepsini gösteriyor olacağım. Benim eğer unuttuğumu düşündüğünüz bir şey varsa ve siz de daha öncesinde bu coğrafyaya geldiyseniz mutlaka yorum kısmında paylaşın ki bu videoyu izleyen arkadaşlarım da bu bilgilerden faydalansın. Bakalım ne tür değişik tuhaf durumlarla karşılaşmışım. 1 numara. Arkadaşlar Türkiye'de ve Avrupa'da biliyorsunuz Y geçitlerinde bizim o kafamızda canlanan bir çöp adam vardır. Karşıdan karşıya geçmeyi gösteren ve Y geçidi olduğunu size anlatan bir çöp adam vardır. Ben ilk buraya geldiğimde görmüş olduğunuz bu sembolle karşılaştım ve bu sembol de arkadaşlar buradaki geleneksel kıyafet entariden esinlenilmiş bir sembol, bir trafik levhası. Bunu gördüğümde açıkçası çok şaşırmıştım ilk etapta fakat artık gözüm inanılmaz alıştı. 2. Mevzubahis trafik levhalarından bahsediyorsak eğer, bir de arkadaşlar burada trafikle alakalı görmüş olduğum bir billboard'dan size bahsetmek istiyorum. Bunu daha yeni bir ay öncesinde gördüm. Yan tarafta görmüş olduğunuz gibi belki ilk etapta size bir şey ifade etmiyor ama ben size hemen söyleyeyim. Arkadaşlar burada trafikte aracınız eğer çok kirliyse ve aracınız bir polis tarafından durdurulduysa ve siz ne yaptım acaba ben diyorsanız hiç merak etmeyin arkadaşlar. Polis sizi aracınız çok kirli olduğu için durdurdu ve bunun cezası da 1000 riyal. Yani bugünkü güncel kur ile yaklaşık 2000 TL. Aracınız kirli ise size burada polisler ceza yazıyor. 3. Araç temizleyiciler. Arkadaşlar bu ikinci madde ile alakalı olarak da burada gitmiş olduğunuz alışveriş merkezlerinin otoparklarında ya da dışarıdaki toplu otoparklarda aracınızı park ettiğinizde yanınıza tulum giymiş kişiler yaklaşıyor ve diyorlar ki aracınızı temizletmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İlk etapta çok şaşırmıştım. Açıkçası güvenilir mi, güvenilmez mi çok emin olamamıştım. Fakat sonrasında fark ettim ki bu Katar'ın genelinde aracınızı 15 riyal karşılığında yani 30 Türk lirası karşılığında aracınızın dış yıkamasını yapıyorlar ve bu işlemi de hemen 20-25 dakika içerisinde yapıyorlar. Siz alışveriş merkezine girip işinizi bitirip çıktığınızda aracınızı temiz bir şekilde bulabiliyorsunuz. 4. Arkadaşlar burada yine coğrafi özellikten dolayı biliyorsunuz birçok deve bulunuyor ve benim burada ilk gördüğümde şaşırdığım durumlardan bir tanesi de otobanlarda yolun altında geçen tüneller söz konusu ve çok şaşırmıştım. Yani neden, hani neden otobanda yerin altından geçen tüneller söz konusu? Arkadaşlar bunlar deve geçitleri. Burada çölde yaşayan birçok yabani deve var ve bu develer yola çıkmasınlar diye zaten ayrı bariyerler söz konusu ve karşıya geçmek istediklerinde de alt taraftan tünel yapılmış. Develer karşıdan karşıya geçmek için yolun altından geçen bu tüneli kullanıyorlar. Yine arabalardan devam edecek olursak arkadaşlar, yine burada çok şaşırdığım durumlardan bir tanesi de para çekme işlemi gerçekleştirdiğimiz ATM'lerin araç ile para çekiyor olabilmeniz. Şimdi ilk etapta belki mantıksız geliyor. Hani ne demek istiyorsunuz? Hemen şu yan taraftaki fotoğrafa bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. İnsanların hayatını kolaylaştırmak adına arkadaşlar ATM'leri araç ile yanına yaklaşıp para çekebileceğiniz şekilde yaratmışlar. Bunu da ilk gördüğüm zaman açıkçası bana çok tuhaf gelmişti. Size bir sonra söylemek istediğim konu da arkadaşlar drive through. Yani nedir? Gel al servis. Bu bizim ülkemizde çok yaygın kullanılan bir sistem değil arkadaşlar. Fakat burada çok yaygın kullanılıyor. İnsanlar araçları ile herhangi bir restoranın önüne geliyor, aracından inmeden kornaya basıyor ve içeriden siparişinizi alacak kişi koşarak size geliyor. Siparişinizi veriyorsunuz, siz arabada oturuyorsunuz, siparişiniz geliyor, yine aracınızdan inmeden parayı ödüyorsunuz ve yiyeceğinizi alıyorsunuz. Bir farklı bana değişik gelen durumdan bahsedeyim arkadaşlar. Katar'da Katar Cool adında bir birim var. Katar Cool bu ülkedeki evlerin soğutma sistemini gerçekleştiren kurum arkadaşlar. Hemen hemen her mahallede
bir Katar Cool merkezi görebiliyorsunuz. Bunlar genelde trafo şeklinde oluyor ve evlerin boruları bu merkeze bağlı oluyor. Ve siz evin soğutmasını o borular sayesinde apartmanınıza çekiyorsunuz, dairenize çekiyorsunuz. Aylık sabit bir para ödeyerekten bu Katar Cool sisteminden faydalanabiliyorsunuz. Peki şimdi merak ediyorsunuz, bu ülkede soğutma sistemi var da ısıtma sistemi yok mu diye? Yok arkadaşlar. Bu ülkede bir sene boyunca 9-10 ay gerçekten sıcak geçiyor. Sadece 2-3 aylık bir zaman dilimi ülkede soğuk denilebilecek şekilde. O da zaten üzerinize bir ceket alaraktan rahatlıkla o dönemi geçirebiliyorsunuz. Geçtiğinden dolayı bu ülkede herhangi bir ısıtma sistemi bulunmuyor. Bunun için ne yapıyorsunuz? Çok mu üşüyorsunuz? Gidiyorsunuz herhangi bir elektronik marketten elektrikle çalışan ısıtıcı alıyorsunuz ve ısınma ihtiyacınızı bu şekilde gideriyorsunuz. Bir de en çok merak edilen şeylerden biri, özellikle kadın izleyicimden gelen yorumlardan bir tanesi de buradaki sosyal hayatla alakalı, giyim kuşamla alakalıydı. Bununla alakalı ben videoyu bundan geçen hafta Kayra ile çekmiştim. İzlemeyenleriniz varsa hemen şurada üst tarafta linki de veriyorum. Mutlaka izleyin. Burada giyim kuşam anlamında kimse size karışmıyor. Nasıl giyinmek istiyorsanız o şekilde giyinebiliyorsunuz. Ama Ramazan ayında herkes olduğu gibi buradaki kültüre saygınızdan dolayı arkadaşlar giyim kuşamınıza dikkat ediyorsunuz. Bu ülkede Ramazan boyunca iftar saatine kadar tüm restoranlar kapalı oluyor. Ve kapalı olan bu restoranlar sadece iftarda açabiliyor. Otellerde ise yabancı misafirlere hizmet verebilmek adına her otele sadece bir tane restoranını gün boyu açma izni veriliyor. Bu da yine bana çok enteresan gelen durumlardan biriydi. Ayrıca yine çok enteresan gelen durumlardan bir tanesi de çalışma saatleri. Arkadaşlar Ramazan ayında bu ülkede çalışma saati Müslümanlar için 6 saat, Müslüman olmayan diğer dine mensup insanlar için de 7 saat. Bunun daha fazlasında burada herhangi bir çalışma gerçekleştirilmiyor. Bu da aynı şekilde bana çok enteresan gelen durumlardan, yaşadığım tecrübelerden bir tanesiydi. Şimdi biliyorum birçoğunuzun da aklında şu var. Türkiye'de alışkanlıklarınız var ama buraya geldikten sonra bu sosyal hayatta nasıl olur? İşte yaşayabilir miyiz? Orada mutlu olabilir miyiz diye. Ben sizin birçoğunuzun o aklındaki soru işaretini gidereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ülkede alkol serbest. Yani daha öncesinde bu tabii ki Orta Doğu'da ülkeden ülkeye değişen bir şey. Fakat Katar'da alkol serbest. Ama nasıl serbest? Alkolü sadece otellerde bulabiliyorsunuz. Ya da çalışmış olduğunuz firmalar size alkol satın alabilme kimliği veriyor. Bu kimlikle gidip burada sadece bir tane yer var arkadaşlar. Adı QDC. QDC Katar'daki tüm burada yaşayan yabancıların alkolünü evine alıp gidip içebildiği bir alan. Sadece burada gidiyorsunuz, tek bir yerde satılan yerden satın alıyorsunuz ve evinizde içiyorsunuz. Ve bu toplu alanlarda ya da arabanızın içerisinde ya da çölde vesaire alkol içmek ciddi anlamda büyük cezalar olan bir şey ve yasak. Sadece evde ya da otellerde bu ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de bu ülkede şaşırdığım şeylerden biri, bu ülkede 1-1,5 sene öncesine kadar herhangi bir metro hattı yoktu. Fakat bu da inşa edildi. Ben de denemek için metroyu kullandım. Bu metroda yine benim dikkatimi çeken ve hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar, metro toplamda 5 vagon, 6 vagon olduğunu düşünürsek bunun bir vagonu gold vagon olarak geçiyor ve bu gold vagonda normal koltukların haricinde tek deri koltuklar, telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz ve tamamen business class bir yolculuk yapıyormuşsunuz, bir uçak yolculuğu yapıyormuşsunuz gibi dizayn edilmiş bir vagon söz konusu. İkinci vagonda arkadaşlar family vagon. Bu vagonda da arzu ederseniz ailenizle beraber kullanıyorsunuz ya da kadınlar tarafından sadece bu vagon kullanılıyor ama bekar erkekler bu vagona binemiyor. Alışveriş merkezleri arkadaşlar. Alışveriş merkezlerine gittiğinizde kasada ödemenizi yaptıktan sonra bir bakıyorsunuz ki ürünleriniz çoktan poşete konulmuş. Ben ilk geldiğimde çok şaşırmıştım gerçekten. Hani bunu o an müsaitlik var diye mi yoksa bana bir jest olsun diye mi yapıyorlar diye. Sonradan fark ettim ki arkadaşlar her alışveriş merkezinde kasanın yanında bir kasiyer, bir de o almış olduğunuz ürünleri poşetlere koyan eleman bulunuyor. O kişi size almış olduğunuz şeyleri, paranızı ödedikten sonra direkt poşetle teslim ediyor ve alıp götürüyorsunuz. Diyelim çok mu şey aldınız ya da o an taşıyamıyorsunuz, çok ağır. Arkadaşlar yine alışveriş merkezlerinde de ya da süpermarketlerde de tek görevi taşımak üzerine olan çalışanlar söz konusu. Sizin almış olduğunuz ürünleri poşetle alıyor, aracınıza kadar size eşlik ediyorlar. Arkadaşlar bir de bu ülkede dikkatimi çeken durumlardan bir tanesi de kırmızı asfalt kullanımı. Burada bir tane cadde var, yaklaşık uzunluğu 1,5-2 km uzunluğunda.
Bu caddede sadece kırmızı asfalt kullanılıyor. Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Bursalıyım. Ankara ve İstanbul'da çok uzun yıllar geçirdim. İzmir'e de gittim geldim. Adana'ya da gittim geldim. Yani diyeceğim o ki büyük şehirlerin birçoğunda yaşadım ya da bulundum. Ben kırmızı asfalta rastlamadım. Ama burada gördüğümde çok şaşırmıştım. Burada kırmızı asfalt kullanılıyor ama nerede kullanılıyor arkadaşlar? Şehir merkezinden Emiri Divan dediğimiz, yani Katar Emiri'nin sarayına giden yol, burada bir kırmızı halı gibi kırmızı asfaltla örtülmüş bir yol söz konusu. Bunu da gördüğümde çok şaşırmıştım. Bunu da yine burada görmüş olduğum farklı deneyimlerden biri olarak size aktarmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlere burada 3 sene boyunca geçirmiş olduğum deneyimlerimi böyle küçük bir videoyla aktarmak istedim açıkçası. Bana farklı gelen, bana tuhaf gelen durumları size madde madde göstermek istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi videolarımın devamı gelecek. Ayrıca soru cevap videolarında göstermiş olduğunuz ilgi gerçekten çok güzel. Sorularınız tekrardan geliyor. Onları tekrardan biriktiriyorum arkadaşlar. Ve bununla alakalı da yeni bir videoyu tekrardan sizlere çekiyor olacağım. Katar'dan sosyal yaşamla alakalı merak ettiğiniz her şeyi alt taraftaki yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.